Did you know that it's possible to see photos and private profiles on the Instagram? Now it is possible. It does not matter if somebody blocked you or if you do not have permission to see the profile. Throughout Insta Private Viewer, you will be able to share this. We created something exclusive that can help you to see the profiles private or look at easily. And the most important, with anonymity and security. With this way, you will have access to all content of the profile, photos, videos, and activities. To use these tools is very simple and fast. It is just following the instructions. Step 1. Access our search engine. Step 2. Report the code generated by your activator. This process is necessary to prevent robots from using our system. Step 3. Our system will validate the informed code. Report the username of the profile you wish to view. Step 5. Let our tool do all the work. Step 6. See the profile desired safely and anonymous throughout the link generated. And then, did you like it? Access now for free and get access to the private profiles of the Instagram you too. Herkese yeniden merhaba. Artık neredeyse hepimizin bir Instagram hesabı var ve olmayanlar da mutlaka ya kendisinin, ya arkadaşlarının, ya da ailesinin fotoğraflarını çekiyor. Ben de bu yüzden bugünkü videoda daha iyi portre ve Instagram fotoğrafları çekebilmek için birkaç tavsiye verirsem iyi olur diye düşündüm. Bu bahsedeceğim tavsiyeleri ya ben internetten ya da fotoğrafçılıkla ilgili okuduğum kitaplardan öğrendim. Ve şahsen kendim de uyguladığımda çok yararını gördüm. O yüzden sizin için de yararlı olacağını düşünüyorum. Umarım yararlı bir video olur ve umarım bu videoyu beğenirsiniz. Öncelikle biraz kullanılan kameradan bahsetmek istiyorum. Eğer bir kameranız yoksa ve Instagram ya da portre fotoğraflarınızın çoğunluğunu telefonla çekiyorsanız işte fotoğraflarım iyi çıkmaz, güzel fotoğraflarım olmaz falan diye dert etmeyin. Çünkü gerçekten artık telefonla bile çok çok iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Tabii ki kamerayla çektiğinizde arada birazcık fark oluyor ama bu farkı, bu bahsedeceğim tavsiyeleri telefonunuzla uygularsanız kapatmış oluyorsunuz. Bayağı aza indirmiş oluyorsunuz. Öncelikle bahsedeceğim iki tavsiye çok basit ve büyük ihtimalle bu tarz işte fotoğrafçılıkla ilgili videolar ya da kitaplar okuduysanız, izlediyseniz mutlaka kuralları görmüşsünüzdür. Ama ben üzerine yine de değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu iki özelliği kullanırsanız fotoğraflarınız çok çok daha iyi oluyor. Birinci özellik Golden Hour, yani altın saat diye geçen bir zamanlama. Bu altın saat diye geçen zamanlama tam güneşin battığı saate denk geliyor ve tam bu saatte güneş ışınları paralel bir şekilde geldiği için çektiğiniz fotoğraflardaki ışık daha böyle yumuşak, sakin oluyor. O yüzden eğer çekebiliyorsanız bu güneşin battığı saatte fotoğraflarınızı çekerseniz çok daha iyi bu ışıklandırma oluyor ve çok daha güzel çıkabiliyorsunuz. Bahsedeceğim ikinci basit ve bilindik olan kural da The Rule of Thirds, yani üçlü kural diye geçen bir özellik. Bu özelliği hem telefonunuzda hem de kameranızda kullanabiliyorsunuz ve bunun asıl amacı çektiğiniz fotoğraflardaki herhangi bir objeyi, herhangi bir kişiyi orantılamak. Telefonunuzdaki ayarlardan kameraya girip oradan ızgara özelliğini etkinleştirdiğinizde 4 tane çizgi beliriyor kamera ekranınızda. Bu çizgilere uyarak çektiğiniz kişiyi orantılı bir şekilde fotoğrafınıza ekleyebiliyorsunuz. Her fotoğrafın bir ön planı, orta planı ve arka planı oluyor. Özellikle portre fotoğraflarını çekerken de bu 3 planı birbirinden ayırt edebilecek şeyler kullanırsanız fotoğraflarınızdaki derinlik çok çok daha artıyor. Bu bahsettiğim planları ayırt etmek için 2 şeyi kullanabilirsiniz. Bir tanesi kameranızın diyafram açıklığını ayarlamak. İkincisi de bu planları ayırt edecek olan belli işte objeler kullanmak. İlk bahsedeceğim özellik diyafram açıklığı. Diyafram sizin kameranızın lensine girecek ışık miktarını belirleyen bir ayar. Ne yazık ki telefonlarda diyaframınızı ayarlayamıyorsunuz ama diyafram kısacası arka planınızı bulanıklaştıran bir özellik olduğu için bu çektiğiniz fotoğrafta arka planı biraz daha bulanıklaştırmak için kullanabileceğiniz belli uygulamalar var. Ben ne yazık ki hiçbirinin adını bilmiyorum ama internetten bu tarz bir şekilde ararsanız bulursunuz diye tahmin ediyorum. Ama eğer bir DSLR kameranız varsa diyafram açıklığını ayarlayabiliyorsunuz. Diyafram açıklığını en aza indirdiğinizde fotoğraflarda arka plan çok daha bulanık oluyor ve bu sayede çektiğiniz portredeki kişi daha odaklanmış oluyor. Arka plan
bulanık olduğu için en çok göze batan o portre oluyor. Biz bu derinliği katmak için bir tane ağacın dallarını kullanmıştık. Bir tane ağacın dalı ön plan oluyordu. Buse orta plan ve en arka planda yine ağacın diğer dalları oluyordu. Onun dışında yine bir çiçekli bir yere gelirseniz işte çiçeği kameranızın lensine tutarak ön planı, orta planla portreyi ve arka planda da yine o çiçekli ağacı kullanabilirsiniz. Bazen gerçekten çok güzel bir yere gideriz ve orada fotoğraf çekmek isteriz ama o gün gerçekten iyi çıktığımız bir gün değildir. İlk olarak size önerebileceğim şey şapka ve gözlük kullanmak. Onun dışında aynı zamanda saçınızı böyle yukarıdan attığınız, işte hareket ettirdiğiniz fotoğraflar çekerseniz bu sayede hem işte yüzünüz, eğer göstermek istemiyorsanız yüzünüzü göstermemiş olursunuz, hem de böyle havalı fotoğraflar çekmiş olursunuz. Onun dışında özellikle böyle bir yerlere seyahate gittiğimizde, tatillerde ve arka planı göstermek istediğimiz fotoğraflarda arkadan fotoğraflar çekerseniz çok daha güzel görünür. Aynı zamanda farklı bir poz da vermiş olursunuz. Bazen bazı fotoğrafları daha işte profesyonel, daha güzel görünmesini sağlamak için sadece bir şey yapmak yeterlidir. O da o fotoğrafın açısını değiştirmek. Farklı farklı açılardan fotoğrafları çekmeyi denerseniz çok daha güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Yani her zaman burada olacak anlamına gelmiyor. Onun dışında herhangi bir portreyi çekerken de o kişinin iyi çıkması için fazla fazla fotoğraflar çekerseniz yani o kişinin iyi çıkma olasılığı biraz daha artmış olur. O yüzden seri çekimi mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Bu bahsettiğim özellikleri kullandığınızda gerçekten fotoğraflarınız çok çok daha iyi olmuş oluyor. Ama bir de üstüne bu fotoğrafları editlerseniz gerçekten çok güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Yine fotoğraf editlemeyle ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. O yüzden çekersem mutlaka buraya ya da aşağıya linkini yollarım. Oraya da mutlaka bakın bence. Ama benim vereceğim tavsiyeler bu kadardı. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur ve umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bahsettiğim tavsiyelere uyarak fotoğraflar falan çekerseniz benim Instagram hesabıma yollarsanız çok sevinirim. Bu sayede hani ben de görmüş olurum. Sizin de fotoğraflarınızı Instagram story'mden paylaşınız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda kanalıma ilk kez rastlıyorsanız ve kanalıma abone değilseniz de aşağıdaki abone ol tuşuna basarsanız yine çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.